Şimdi hani ordu deyince herhalde akla ilk gelenlerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Ordu simidi değil mi? Hani Ankara'ya gidersiniz, İstanbul'a gidersiniz. Ordu'da yediğiniz simitin tadını asla bulamazsınız. Şu anda stüdyoda siz görmüyorsunuz. Simit servisi yapılıyor arkadaşlar. Niye simit servisi yapılıyor? Çünkü evet Fatih ve şimdi merak ediyorum. Hayır tam da diyete başladığım haftanın 3. günde bu simitlerle beni mi imtihan etmeye geldiniz diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş sizi tanıyalım. İsmim Bahtiyar Bodur. Evet. Simitix unlu mamullerinin sahibiyiz. Evet, firma ismi fazla söylemeyelim. Baştan bir söylemiş olalım. Ordu'da simitli bir firmanın... Evet, simitli hani bir firmanın işletmecisiyiz. Evet. Vallahi kendimi çok şanslı hissediyorum. Niye biliyor musunuz? Tam o firmanın karşısındaki merkez yerin karşısına taşındım. 2 yıldır. O yüzden şanslı mı hissediğim, şanssız mı hissediğim bilemedim. O şans o zaman bize ait olsun. Estağfurullah, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık 10 yıldan beri Ordu merkezde 3 şubemizle Ordu halkına hizmet veriyoruz. İlk önce kamyon garajında tek şubeyle başladık. Bugün 3 şubeyle bütün ordulara hizmet veriyoruz. Biz Ordu simidini merdiven altından çıkararak halkın, insanların ne yediğini görebilme açısından sağlıklı hijyen bir şekilde göstermek için ilk Medikal Park'ın orada, Medikal Park Hastanesi'nin yanında hizmete başladık. Yaptığımız ürünler bayağı rağbet gördü Ordu'da. Buna istinaden biz bir farkındalık olsun diye kazan simidinin fındıklısını, hem Ordu fındığını değerlendirmek açısından kazan simidinin fındıklısını yaptık, fıstıklısını yaptık. Sonradan işte evet. Tahin, çikolata, pekmez. Evet, ben bu arada arkadaşlara gösteriyorum. Hı-hı. Evet, bakar mısınız arkadaşlar? Evet, bu şu an bu önümüzdeki simidin bu, özelliği nedir? Bu özelliği, bu simidin özelliği bunun içine biz yaklaşık 15 ürün kullanarak macun şeklinde atom ismini verdiğimiz Atomix. Sabah öyle bir enerjiyle simit zaten. Şimdi simit halk arasında ne diye anılır? Fakir döneri. Fakir döner, evet. İsmi değişik de siz fakir evet, döner fakir olarak. Döneri. Evet. Siz fakir dönerini tatlandırdınız. Fakir dönerini biz farkındalık olsun diye içine değişik malzemeler katarak tatlandırdık. Tabii biz bunu çeşit olsun diye yaptık ama bu bir şey haline geldi. Tek başına bir üretime değer bir ürün haline geldi. İl dışından da bu ürünü bizden talep var, istiyorlar. Biz bunu dondurulmuş halde il dışında hemşerilerimize gönderiyoruz. Fakat bu gönderme taşıma yoluyla yeterli gelmediği için biz bunun karşılığını isteyen herkese veriyoruz. Evet. Yani herkes bunun şeyini yapabilir. Sevgili olsun. Aslında simit hani tıpkı pide gibi Ordu'da evet. Ordu simidi, Ordu tostu, Ordu pidesi bu hamurlu ürünler konusunda biz iyiyiz. Gerçekten iyiyiz. Hani evet. Birçok gurme arkadaşım ya da il dışından gelen dostlarım, arkadaşlarım geldiğinde inanın sizin simitlerden ikram ediyorum ve soruyorlar yani bu simidin evet burada siz bir farklı simit çıkarmışsınız ama mesela Ankara'da ve İstanbul'da yediğimiz simitten Ordu simitinin yani önce düz olanının farkı ne? Çok mu fazla susam katıyorsunuz? Şimdi nedir? Şöyle ekşi maya mı kullanıyorsunuz? Ordu ve Samsun bölgesi haricinde yapılan bu tip simitler soğuk kazan, soğuk. Kaynamayan. Evet. O pekmezin içine soğuk kazan ile yapılıyor. Bizim bölgede ise bu sıcak. O kaynayan pekmez kazan içinde bu hale geliyor. Evet. Onun da bu bölgeye vermiş olduğu değişik bir lezzet, değişik bir tadı var. Bu bölge özgündür. Bunu biz daha önce de denedik. İstanbul'da denedik. Ankara'da denedik. O bölgelerde tutulmadı. Evet. Şimdi ürünlere yine en son geleceğim. 3 tane şubeniz var. Evet. Ve neredeyse gördüğüm kadarıyla bayağı da insan çalışıyor. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz şu anda? 40 civarı elemanımız yani var. Yani siz aslında orta ölçekli bir fabrika çalıştırıyorsunuz. Evet. 40 kişi istihdam ediyorsunuz. Evet. Bu da bu şehir adına önemli bir katma değerdir. Hani evet. Bunu çıkardığınız marka kadar önemsediğimi de bilmenizi istiyorum. Evet. Çünkü 40 kişiyi orada görüyorum. Özellikle sabahları, hafta sonları çok yoğun bir şekilde insanlar arı gibi çalışıyorlar. Servis yapanlar, üretimdekiler. Peki destek alıyor musunuz? Çeşitli destekler var mı? Çünkü bir üretim yapıyorsunuz orada. Ya, pandemiden dolayı bir destek aldım ama onun haricinde bir destek almıyoruz. Şöyle destek alabilmemiz için bu ürün
makinelaşmamız gerekiyor. Makine ürün olması lazım. Şimdi o da bu lezzeti vermiyor. Daha önce de biz bunu denedik. Aslında burada arkadaşlarım bana hemen not gönderiyorlar. Siz şu anda bu simiti eski usul pişiriyormuşsunuz taş fırında. Şu an Ordu'da yanılmıyorsam sadece bizde var taş fırın. Diğer işletmeci arkadaşlarımızın çoğu doğalgaza geçti ya da elektrikli makineye geçti. Biz orijinalini bozmadık. Daha maliyetli aslında değil mi? Tabii yok. Taş eski usul daha maliyetli. Fakat bunun özelliği bu. Biz orijinalini odun ateşinde taş fırında biz bunun orijinalini özelliğini bozmadan bu şekilde imalatımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi tabii sadece simit yapmıyoruz diyorsunuz. Biz simite artık tat veriyoruz, hayat veriyoruz, evet. Şekil veriyoruz, biçim veriyoruz. Bu macunu yaptınız. 18 tane atom diyorsunuz buna. Evet. Şimdi merak ediyorum. Müsaade ederseniz ben izleyicilerimiz adına bunu tatmak istiyorum. Şimdi şöyle hareket edelim. Bunu alalım. Bunun özelliği nedir? Şimdi ben bunu yediğimde bütün bir gün enerjiyle dolaşabilecek miyim? Eğer diyetisyenim izliyorsa şu anda eyvah diyor, bir parça alacağım. Siz onu yenin, bir sonraki programda görüşelim. Vallahi bunu sevgili Fatih Özdemir bana tattırdı televizyona. Fatih abi de enerjiyi buradan alıyor. Evet Fatih abi. Sürekli enerjiyi yediği için. Evet. Şimdi canlı yayında müsaade ederseniz bu simidi tadacağım. Afiyet olsun, buyurun. Peki sadece bu mu var? Yani bunun dışında başka bir çalışmanız olacak mı? Bu şey dışında atom dediğiniz şimdi, ürün dışında. Tabii biz şimdi ismimiz de firmamızın ismiyle yaptığımız iş birbirine bağdaştığı için biz simidin ilerleyen dönemlerde daha çok çeşitlerini yapacağız. Sadece simidin çeşitlerini yapacağız. Bunları birbirinden ayıracağız. İşte fındıklı yaptık, fıstıklı yaptık, tahinli, pekmezli, çikolatalı. İlerleyen zamanlarda bunun poğaça çeşitlerini, börek çeşitlerini, diğer bütün çeşitlerini yapmayı planlıyoruz. Valla muhteşem bir tat. Önce onu söyleyeyim. Yani tahinle ekmek arası. Peki bu simitle normal simit aynı fiyat mı? Yok, bunun fiyatı biraz daha farklı. Biz şu an halkımıza, Ordu halkına bunun maliyetine satıyoruz. Belki de zarar ediyoruz ürünü tanıtma adına. Çünkü maliyetleri yüksek. Gerçekten içinde 17-18 çeşit ürün var. Patenti bize aittir. Peki bir şey soracağım. Geçtiğimiz günlerde ulusal basında sizinle ilgili bir haber gördüm, hatırlıyorum. Onun görüntüleri var mı rejide? Hemen rejiye Aykut'a atalım. 6 metrelik bir simit yaptınız. Amaç neydi orada? Şimdi orada aslında yine bir farkındalık yaratalım diye biz 6 hatta 7 metre boyunda ondan sonra yine bir deneme daha yaptık. O medyaya yansımadı. 7 metre, evet, 7 metre civarında bir simit denedik. Yani bu olabilir mi, pişebilir mi, pişirebilir miyiz? İlk denememizde başarılı oldu. İkinci denememizde de daha güzel oldu. Hatta üçüncü denemesini de yaptık. O medyaya yansımadı. Bunu her yaptığımızda müşterilerimize onu porsiyon porsiyon keserek ikram ettik. Bir öncekinde huzurevine oradaki yaşlarımıza ikram ettik. Aa, bu arada tabii sosyal sorumluluk projeleriniz de var sanırım değil mi? Evet. Mesela sabahları çeşitli kurum ve kuruluşlara var mı böyle bir işte huzurevine, çocuk yuvasına simit servisiniz hani? Onları yapıyoruz. Dönem dönem fındık işçilerine. Fındık işçilerine yapıyoruz. Sınav olduğu zaman öğrencilere öğrenci ve öğrenci velilerine. Geçen de sağlık çalışanlarına onu gördüm, para evet. Almadıklarını gördüm. Ben de tesadüf ettim. Aslında bunların medyaya yansımasını istemiyoruz ama birileri resim atıyor. Biraz mizaçtan da görüyorum. Biraz böyle mütevazi, sakin, geride durayım, çok öne çıkmayayım diyorsunuz ama yapılan güzellikleri de bazen göstermek, taçlandırmak evet. gerekiyor. O anlamda teşekkür ediyorum. Peki şimdi konu simit olunca simitle ilgili herkesin bir hikayesi var. Simitin çok susamlı olması mı makbul? Nedir mesela bu simitin üzerindeki? Ya, simitin tabii üzerinde susam ne kadar fazla olsa lezzet o kadar artar. Evet. Eğer herhangi bir mide rahatsızlığı o yok, susamın dokunabileceği bir şey yoksa simidin susamının zaten maliyeti de artıyor değil mi? Tartar. Susam da pahalı. Ama evet. bunun özelliği susamlı olması. Lezzeti susamdan geliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Ordu'ya geldi, sizin şubeye mi uğramıştı? Seçimlerden önce, belediye evet. seçimlerinden önce bizim Durugöl'deki şubemize uğramıştı. Evet, orada güzel bir çay. Evet, biz de zaten geleceğe yani davet etmiştik kendilerini. O da tevafuk oldu. Onunla ilgili bir resim var mıydı hazırda arkadaşlar? Çünkü ben sosyal medyadan, siz de vardınız sanırım evet, değil mi? Arka fonda hatırlıyorum. Evet.
Sayın Cumhurbaşkanım çay içelim, simit ikram edelim demiştiniz. Orada sağ olsunlar misafirleriyle birlikte misafirimiz oldular. Bir iki saat kadar kaldılar bizim evet. mekanımızda. Bütün misafirleriyle birlikte sıcak simit ikramında bulunduk. Zaten biz hazırlıydık geleceğinden. Vallahi çok şanslısınız. Düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir konferanstan, bir mitingden çıkarken tam o güzergah üzerinde bir tek sizin orada duruyor. Ve evet. hani 5 dakikada durmuyor. Bayağı iki durmuyor. 2 saat kadar kaldı. Yani 1-1,5 saat diye hatırlıyorum. 2 saattir eminim ki öyledir. Peki bundan sonraki hedefiniz nedir? O çok önemli çünkü yaş kaç bu arada sevgili kardeşim? Yaş 39. Daha genç bir kardeşimiz, ne güzel bir yaştasın. 39 yaşındaki şu anda 3 şubesiyle ordulara böyle markaları çıkaran kardeşimizi biz 5 yıl sonra nerede göreceğiz? Hangi hedefte ve hayalde? Nasip kısmet olursa inşallah şubeleşmek istiyoruz biz de. Diğer firmalar gibi şubeleşmek istiyoruz. Fakat işte eleman... Memleketimizde eleman yetişme konusunda sıkıntı var. Eleman yetiştiremiyoruz, insan yetiştiremiyoruz. Eğitim seviyesinden dolayı. O yüzden olabildiği kadar. Vallahi konuşmanı bekliyorum. Ben şimdi senin güzel simitleri tadıyorum sevgili dostum. Beni yayında sıkıntılı bırakma. Çok güzel gerçekten, çok Afiyet keyifli. Olsun. Şu anda sadece bu kadar tadabilirim sevgili izleyiciler. Ben simidin kalan kısmını görüyorsunuz buraya bırakacağım. Evet. Olcay da gösterecek. Simit şu anda bu durumda arkadaşlar. Yani diyet yapanlar için özel bir simit tasarımınız var mı? Bunu da çok fazla konuşuyorum diyetisyenlerle. Şimdi bununla ilgili tahin çeşitli simitler yapıyoruz şubelerimizde. Bak diyet simitini bence çalışın. Yapıyoruz zaten. Çünkü şu anda hepimizin ortak sıkıntısı kilolar. İşte Fatih'i görüyorsun orada. Sen de hafif bir böyle bir boğum yapmış. Yok, kamera göstermiyor mu? Bende bayağı var. Bende bayağı var. Şu an iyi görüyorum diyorsun evet. ama ben de siz işte 2 yıldır sizin o mevkiye taşındıktan sonra ben de sizin yüzünüzden kilo aldım. Şikayetçiyim bütün sizden. Bütün müşterilerimiz ondan şikayetçi. O kilodan evet. sebep şikayetçi. Biz de o işe spor salonu açarak çözümümüz yani. Aslında spor salonu olarak değil de diyet simit üzerinden yürürseniz bence daha çok rağbet görürsünüz. Yani kepekli simit mi olur yoksa susam mı azaltılır ya da bilmiyorum yani bunu düşünüp yapan, hayata geçiren bence bir tık ileri gider. Çünkü birçok diyet yapan insan simit yemek istiyor ama mesela ben şu simitin tamamını yeme şansım yok. Bir parça aldım. Evet. Yani tamamını yiyebileceğimiz bir simiti beslenme uzmanlarıyla, gıda mühendisleriyle, diyetisyenlerle konuşup çalışılabilir. Ne dersiniz Fatih Bey, Ercan Bey? Fast foodlar arasında en kalorisi düşük olan simit diyebiliyorum ben. Evet, fast foodlar arasında kalorisi en düşük olan simit mi diyorsunuz? Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Öyle. Bunu tartışırız sizle ama benim önerim sana bir diyet simit, tıpkı bu atom tahinli fındıklı simit gibi bir ürünü inşallah burada i̇nşallah seni ağırlayarak sunmak isteriz. Evet, ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de teşekkür ederim. Buradan dostlarına, arkadaşlarına, ordulara, müşterilere son bir dilek ve temenniyle sana da veda edelim. Konuşmak istediğin, söylemek istediğin konu varsa da onu da burada Yok, alabiliriz. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Teşekkür evet, ederim. Geçtiğimiz günlerde Fatih'le bir noktadan beni aramış idiniz. İnşallah bir daha o noktalardan ararsınız. Ben de gelirim o noktalara diye. Biz her zaman o noktadayız. Evet, bu sosyal mesajda, bu gizli mesajda üçümüz anladı bunu bir tek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostum. Şimdi sevgili izleyiciler, yerel basınla devam edeceğiz.